Osman Hamdi Bey, 30 Aralık 1842'de İstanbul'da doğdu. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, Halil Eldem ile İsmail Galip'in ağabeyidir. Çok yönlü bir kişi olarak yetişmesinde ailesinin önemli rolü olmuştur. İlkokula Beşiktaş'ta başladı ve 1856'da Mektebi Marifi Adliye'ye kaydoldu. 1857'de hukuk tahsili için Paris'e gönderildi. Burada bir yandan hukuk öğrenimine devam ederken bir yandan da Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda resim dersleri aldı ve arkeolojiyle ilgilendi. Sanata ve özellikle resme olan ilgisi hukuktan daha ağır basınca zamanının ünlü ressamları olan Jean-Léon Gérôme ve Boulanger'in atölyelerinde çalıştı. 1858'de gittiği Sırbistan ve Viyana'da müzeler ve resim sergileriyle ilgili incelemelerde bulundu. Aynı yıllarda Paris'e eğitim için gönderilen Süleyman Seyit ve Şeker Ahmet Paşa ile birlikte 1867'de 2. Milletler Arası Paris sergisine katıldı. Osman Hamdi Bey, Paris'te bir Fransız kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki kızı oldu ve 10 yıl sonra eşinden ayrıldı. 12 sene Paris'te kalarak 1869'da İstanbul'a döndü. Bağdat valisi Mithat Paşa'nın kendisine teklif ettiği Vilayet-i Umuru Ecnebiye Müdürlüğü görevini kabul edip Bağdat'a gitti. 2 yıl Bağdat'ta kaldı ve resim çalışmalarına devam etti. Bu arada Bağdat'ta bulunan Ahmet Mithat'a Batı kültürü üzerine fikirlerini aktarma fırsatı buldu. 1871'de İstanbul'a dönünce sarayda Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavini oldu. 1871-1872'de iki karpuz bir koltuğa sığmaz ve Jerf Volant isimli iki tiyatro oyunu yazdı. 1873'te Viyana'da açılan Milletler Arası sergiye komiser olarak tayin edildi. Burada yine bir Fransız kızıyla evlendi ve bu evlilikten 3 kız, 1 erkek çocuğu oldu. 1875'te Hariciye Umuri Ecnebiye Katibi oldu. 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirilmesi üzerine bu görevden alındı ve Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü'ne getirildi. 1877'de Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Müdürlüğü'ne tayin edildi ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonuna kadar bu görevde kaldı. Savaş bitince memuriyetten ayrıldı ve yoğun bir biçimde resimle uğraşmaya başladı. 1880 ve 1881'de İstanbul'da açılan iki resim sergisine katıldı. 1877'de Maarif Nezaretine bağlı olarak kurulan müze komisyonunun 8 üyesinden biri oldu. Müze-i Humayun'un müdürü Philippe Antoine Detier'in ölümü üzerine 1881'de müzenin müdürlüğüne getirildi. Böylece Türk müzeciliğinde yeni bir dönem başladı. Müze müdürlüğü ile birlikte kültür ve sanat alanındaki çalışmaları yoğunlaştı. Osmanlı Devleti sınırları içindeki tarihi ve sanat değeri taşıyan bütün eserleri müzecilik anlayışı içinde bir araya getirmeyi hedefleyen Osman Hamdi'nin gayretleriyle 30 yıllık Müze-i Hümayun İstanbul Arkeoloji Müzelerine dönüştü. Öncelikle Çinili Köşk'ün tamiriyle ilgilendi ve yapının daha önceki onarımlarında üzeri sıva ile örtülmüş olan Çinlilerin açığa çıkardı. 1882'de yeni bir müze binası inşa etme çabasına girişti. Tasarımını Mimar Valayuri'ye yaptırdığı yeni müzenin ilk bölümü 1891'de, ikinci bölümü 1903'te, üçüncü bölümü 1907'de açıldı. Bu dönem Usul-i Mimari Osmani adlı Türkçe ve Fransızca olarak bir kitap yayımladı. Çinli Köşk'teki onarımdan sonra Sanayi Nefise Mektebi için bina inşa ettirdi. Yurt dışında eğitim görmüş, figür geleneğini bilen, yabancı asıllı öğretmenlerden bir öğretim kadrosu oluşturdu. Böylece figür bilinçli olarak resme ve heykele sokulmuş oldu. Ayrıca mektepte açtığı oymacılık bölümüyle heykel sanatının eğitimini de başlattı. 1883'te öğretime başlayan Sanayi Nefise Mektebi'nde 1882-1910 yılları arasında müdürlük yapan Osman Hamdi, 1884'te eski eserlerin devlet malı olması ve yurt dışına götürülmemesi esasına dayanan yeni Asar-ı Atika Nizamnamesini çıkararak uygulamaya koydu. Bu nizamname Türkiye'de yürürlükteki tek eski eser yasası olarak 1973'e kadar önemini korudu. Müze-i Hümayun müdürü olarak birçok kazı yaptırdı. Bu kazıları kendisi yöneterek ilk Türk arkeoloğu olarak adını duyurdu. Müze müdürlüğü zamanında Nemrut Dağı, Sayda, Lagina, Tralles, Alabanda, Rakka, Boğazköy, Alacahüyük, Akalan, Langaza, Sakçagözü, Sidamara, Bozüyük, Rodos, Taşoz, Yortan, Niton, Kade, Girikoz, Tedmür, Mahmudiye kazıları yapıldı.
Şiliman'ın Truva'da gerçekleştirdiği kazıya katıldı. 1887'de Dimos'tan Baltacı Bey ile birlikte İskender ve Ağlayan Kızlar lahitlerinin çıkarıldığı ünlü Sayda kazısını başlattı. Huma'nın Bergama kazılarında ve Nemrut Dağları araştırmalarında bulundu. Aydın dolaylarında araştırma yapıp Milas yakınlarındaki Lagina kazılarını yönetti. 1883'te Oskan'la birlikte Latulumus de Nemrut Dağı, 1889'da Lezruniyes, Darslan, Taşk ve 1892'de Reynak'la birlikte Un Necropal Royal de Sidon isimli kitapları hazırladı. Zamanımızda Osman Hamdi Bey daha çok ressam olarak tanınır. Özellikle figürlü kompozisyonlar ve portreler yanında peyzajlar, natürmortlar, kara kalem portreleri ve desenler yaptı. Türk resmine figürlü kompozisyonu getirdi. Bu konudaki öncü oldu. Akademik doğrultuda büyük boy figür ve figürlü kompozisyonlar ortaya koyan Osman Hamdi, hocası Jerome'un etkisinde kaldı ve oryantalist tarzda resimler yaptı. Tablolarında yakın olduğu şarkiyatçılardan farklı olarak Doğu'nun özellikle Türk sanatının güzelliklerini yansıttı. Figürleri kendine güvenen, dik duran, düşünen biçimde resmeden ve kompozisyon içinde dikkati çekecek özellikle bulundukları ortama uygun kıyafetler de ele aldı. Değişik giysileri resmedişinde 1873 Viyana sergisine gönderilen Elbise-i Osmaniye'nin büyük etkisi oldu. Bazı tablolarında seyircinin dikkatini figürlerin kıyafetine, hareketlerine çekmek istediği sezilse de onun asıl üzerinde durduğu mimari elemanlar, özellikle de mimariyle ilgili onu tamamlayacak dekorasyonlar oldu. Tablolarında bazen mimari fon olarak kullanıp figürü ön plana aldı, bazen mimari ele alıp figürü bunun içine yerleştirdi. Türbe ve cami kapıları, bunların üzerindeki yazıtlar, ağaç ve taş işlemeleri, duvarlardaki çini süslemeler, hatlar, parlak kumaşlar, sedef kalkmalar, fil dişi ve kemikten yapılmış mobilyalar, buhurdanlıklar, şamdanlar, yağlıklar, mihverler, kılıçlar ve silahları büyük bir gözlem sonucu doğru bir çizgide ve titiz bir teknikte resmetti. Osman Hamdi'nin birbiriyle ilişkisi olmayan ögeleri bir düzenleme içinde bir arada ele aldığı görülür. Erkek figürlerini çeşitli pozlarda kendi fotoğraflarında kullandı. Bazen bir tabloda değişik giysi ve duruşlarda ikili ya da üçlü görünümlerde yer aldı. Kadın konusunu Türk resminde ilk ele alan kişi oldu ve kadını yalnızca portre olarak değil, aynı zamanda günlük yaşamın içinde erkeğe eşit bir konuda resmetti. Osman Hamdi'nin yaptığı portreler, konulu resimlerden sayıca fazladır. Çoğunlukla aile fertlerinin portrelerini yaparken ilginç bulduğu tipleri de resmetti. Dönemin siyasi açıdan önemli kişilerinden yalnızca Enver Bey'in portresini yaptığı görülür. Bu portrelerin hepsi yağlı boya tekniğindendir. Gençlik dönemine ait kara kalem portreleri de vardır. Tablolarında daha çok fotoğraftan yararlanarak montaj usulünde birleştirmeci üslupta eserler verdi. Kompozisyonlarında açık ve anlaşılır bir çevre düzeni, optik yanılsamaya imkan tanımayan bir netlik, yaygın ve saydam bir ışık, titiz ve yüzeye bağlı bir boyama kullanımı görülür. Formu sağlamak için ışık ve gölgeden yararlanırken eşyanın kendi rengine bağlı kaldı. Yurt içinde ve yurt dışındaki müzelerde ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunan Osman Hamdi'nin camiden çıkış, balıkçı, Yeşil Cami'de Kur'an okuma, halı satıcısı, Ağabey Hayat Çeşmesi, hamam, kaplumbağa terbiyecisi, türbe kapısı önündeki kadınlar, eski hisar, mimozalı kadın ve şehzade türbesindeki derviş önemli eserlerinden bazılarıdır. Ressam, arkeolog, müzeci ve yazar kimliklerinin yanında bürokrasideki başarısı, diplomatlığı, yöneticiliği ve bilim adamlığı ile de dikkati çeken Osman Hamdi, ömrünün sonuna kadar bitmek bilmeyen bir çabayla çalıştı. Ve kısa süren bir hastalığının ardından 24 Şubat 1910'da Kuruçeşme'deki yalısında vefat etti. Cenaze namazı Ayasofya Camii'nde kılınan Osman Hamdi'nin vasiyeti gereği hayattayken pek sevdiği eski hisarda yazlık olarak yaptırdığı çiftlik evinin arkasındaki ağaçlıklı yamacın üstüne gömüldü. Ve üzerinde de Anadolu'dan getirilmiş Selçuklu dönemine ait sanduka ve şahideler konuldu. Osman Hamdi Bey, Türk sanatının geliştirilmesinde ve korunmasında çok önemli bir görev üstlenmiştir.